Paulus'un Koloselilere Mektubu 1. Bölüm. Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Paulus ve kardeşimiz Timoteus'tan, Kolose'de bulunan ve Mesih'e iman eden kutsal kardeşlere selam. Babamız Tanrı'dan size lütuf ve esenlik olsun. Paulus Tanrı'ya şükrediyor. Sizler için dua ederken Tanrı'ya, Rabbimiz İsa Mesih'in babasına her zaman şükrediyoruz. Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğinizi ve tüm kutsalları sevdiğinizi duymuş bulunuyoruz. İman ve sevginiz, göklerde sizin için saklı bulunan ümitten kaynaklanıyor. Bu ümidin haberini gerçeğin bildirisinden, yani daha önce size ulaşmış olan müjdeden aldınız. Müjde, tıpkı onu işittiğiniz ve Tanrı'nın lütfunu gerçekten anladığınız günden beri aranızda olduğu gibi, bütün dünyada da meyve vermekte ve yayılmaktadır. Müjdeyi bizim adımıza Mesih'in güvenilir hizmetkarı olan sevgili emektaşımız Epafra'dan öğrendiniz. Ruhtan kaynaklanan sevginizi de bize o bildirdi. Paulus'un Koloseliler için duası. Bunu işittiğimiz günden beri biz de sizin için dua etmekten, tüm bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini tam olarak bilmenizi dilemekten geri kalmadık. Rabb'e yaraşır biçimde yaşamanız ve onu her yönden hoşnut etmeniz için, her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. Her şeye sevinçle katlanıp sabredebilmeniz için, onun yüce gücüne dayanarak bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz. Bizi kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kılan Baba'ya şükretmeniz için dua ediyoruz. O, bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp, sevgili oğlunun egemenliğine aktardı. Onda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz. Mesih'in kimliği ve görevi. Görünmez Tanrı'nın görüntüsü, bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur. Nitekim gökte ve yeryüzünde, görünen ve görünmeyen şeyler, tahtlar, egemenlikler, yönetimler ve hükümranlıklar, her şey O'nda yaratıldı. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratılmıştır. Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir. Bedenin, yani inanlar topluluğunun başı O'dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O'dur. Çünkü Tanrı, tüm doluluğun O'nda bulunmasını uygun gördü. O'nun çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak, yerde ve gökte olan her şeyi onun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu. Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanlar düşüncelerinizde Tanrı'ya yabancı ve düşmandınız. Şimdi ise Mesih, sizi Tanrı'nın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrı'yla barıştırdı. Yeter ki duyduğunuz müjdenin verdiği ümitten kımıldamadan, imanda temellenmiş ve yerleşmiş olarak kalın. Ben Paulus, gök altındaki bütün yaratılışa duyurulan bu müjdenin hizmetkarı oldum. Paulus'un imanlara hizmeti. Sizin için acı çektiğime şimdi seviniyorum. Mesih'in kendi bedeni olan inanlılar topluluğu uğruna çektiği sıkıntılardan eksik kalanlarını kendi bedenimde tamamlıyorum. Tanrı'nın sizin yararınıza bana verdiği görevle inanlılar topluluğunun hizmetkarı oldum. Görevim Tanrı sözünü. Yani geçmiş çağlardan ve kuşaklardan gizlenmiş ama şimdi onun kutsallarına açıklanmış olan sırrı her yerde duyurmaktır. Tanrı, kendi kutsallarına bu sırrın uluslar arasında ne denli yüce ve zengin olduğunu bildirmek istedi. Bu sırrın özü şudur. Mesih içinizde bulunuyor. Bu da size yüceliğe kavuşma ümidini veriyor. Her insanı Mesih'te yetkinleşmiş olarak Tanrı'ya sunmak için herkesi uyararak ve herkesi tüm bilgelikle eğiterek Mesih'i tanıtıyoruz. Onun güçlü biçimde bende etkin olan kudretine dayanarak uğraşıp emek vermemin amacı da budur.